24 Aralık 2023 İstanbul Seyit Seyfi Cem Evi'ndeyiz. Cem Evimizde bugün bir kitap fuarı sergilendi. Yazarlarımız var, kitaplarımız var, şairlerimiz var, okuyucularımız var. Kitap fuarımızın yanı sıra bir de panelimiz olacak. Akşamleyin de birlik lokması paylaşılacak ve cemi yürütülecek. Ben edebiyat öğretmeni ve şikamete ocağı evladı Mustafa Boryay'ın olarak bugün buradayım. Burada yaşananları sizlere ve ekranlara taşıyacağız. Ne mutlu böyle kültürüne, inancına, toprağına, değerlerine hizmet edenlere. Bu eserleri yazan akademisyen, yazarımız, şairlerimiz ve yine bu cem evimizde hizmet yürüten tüm canlarımıza sizin nezdinde teşekkür ediyoruz. Bu tür alanlara gençlerimizi özellikle bekliyoruz. Hem hizmet hem de kültürümüzü tanımaları açısından tüm gençlerimizin gelecekleri şen, emekleri değer bulsun, yarınları hoş olsun, sevenleri çok olsun ve rızıklar da bol olsun. Ya sağ olsun, canlarımız var mı? Var mı? Hocam, Şimdi o dedenin yanında gidiyor kızım. Dedeyle resim çekmek istiyormuş, baksana. Sen de şöyle. Sağ ol dedem. Berdin Sultan'da görevliydi o yüzden. Ha dedene bir resim çekelim. Yurda sede ben çalattım. Bilmiyorum. Niye bizim bunlarda dede. Dedem nasılsınız? Sen nasılsın? Hayırlı olsun. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Yaramaz bir şey, sağ ol dedem. Bir bakın. Din ırk mevzu bahis değil. Evet. İyi insan iyidir, kötü insan kötüdür. Hangi dinde olursa olsun, kötü ise kötüdür. Onları karıştırıyorsunuz, kimin tanıdık. İyiyse hangi dinde olursa olsun iyidir. 124 bin nevi hak mı hak? Evet. Değil mi? Evet. Bütün Hazreti Yardımcılar... Bunların sen bir resme girebilirsin. Bilmiyorum, belki bir evde kalabilirsin. Hasan Bektaş canımız da İmam Mehdi Ali Resul ile ilgili çok güzel bir kaynak kitap yazdı. Esas başka kitapları da var. Değişlerle ilgili çok genç bir kardeşimiz. İnşallah Allah uğruna açık eylesin bir akademisyen. İleride ben inanıyorum ki bizim toplumumuza, Aleviliğe, yol erkene çok güzel çalışmalar bırakacaktır diye düşünüyorum. Dedem bir de kitabını görsek. Hak hizmetini kabul ediyoruz. Şöyle canlarımıza evet. Eyvallah. Bu son kitabı ama bundan önce de yine yayınlanmış kitapları. Bir kitabın adını söyleyebilir miyiz dedem? Alevi Bektaşilik'te İmam Mehdi ve Mehdeviyet diye. İmam Mehdi Ali Resul bizim için ne anlam ifade ediyor? Bununla ilgili çok güzel bir kaynak kitap olduğunu inancını taşıyoruz. Hak hizmetini kabul ederiz. Dedem sen de bir ev sahibi olarak mimarlarını burada ağırladın.
ne mutlu sana, böyle ekim dünyamıza da hizmet sunuyorsun. İnanç hizmetlerimizin yanı sıra dedem ve babanız, Musa Küçük dedem de burada. Onun da galiba ikinci kitabı. O konuda bir bilgilerinizi alalım. Şimdi Musa dede tabii yaş 90, 90'ı aştı. Bu dünyada bizlere iki tane büyük eser bıraktı. Bir Pirin Kalemi'nde Alevilik diye, ikinci kitabı da Alevilik'te Dinin Temelleri diye, güzel kaynak kitaplar her biri. Bir Çınar'dan bu bilgileri almak bizim için sevindirici, mutluluk verici. Biliyorsunuz benim de kaleme aldığım bir kitap var. Ben de tam onu diyecektim. Dedim ki, ya Musa dede varken, işte Hasan Bektaş gibi genç kardeşlerimiz varken ben şimdi kitabımı ne şey yapayım diye düşündüm ama Allah toplumumuzdan razı olsun. İşte canlarımız geliyorlar, ilgi gösteriyorlar. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Ben inanıyorum ki bu yolu ve erkanın sahipleri işte şurada gördüğün canlarımız gelip inançlarına sahip çıkıyorlar. Hak senin de hizmetini kabul eylesin. Gelen bütün canlarımızın hayatlarına sağlık. Her kim ki evinden çıkıp buraya gelmişse, bir adım atmışsa, Cenab-ı Hak ona attığı adım sayısınca binlerce sevap yazsın inşallah. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Biliyorsunuz akşama da hem bir İmam Mehdi Ali Resul'le ilgili bir panelimiz var. Ondan sonra da birlik okumamız var, birlik cemimiz var. Yol erken içerisinde birlik esastır. Gönüller bir olsun, yol bir olsun, sürek bir olsun. Eyvallah. Hak yardımcınız. Dedem sizin de hizmetleriniz hem yettiğimiz hem hak katında kabul görsün. Ne mutlu size. Bu mekanda canlarımızı cemal cemale getiriyorsunuz. İnanç hizmeti yanı sıra böyle toplumu ilgilendiren her alanda özellikle evet ekim yani. Sen hocasın. Kitap, evet ben de bir edebiyat öğretmeni olarak size ayrıyeten saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Ne mutlu size. Başkanım duygularını da al istersen. Tarık Balyalı. Evet, bir resim alayım önce. Şöyle Tarık Başkanım'la birlikte. Şöyle dedem de çıksın aynı zamanda. Evet, saygı değer Can Başkanım diyorum. Ben hem bir Pendikli olarak hem de eğitimci edebiyat öğretmeni olarak sizlerin Pendik Belediye Başkan adaylığını şimdiden tüm toplumuz nezdinde kutluyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah sizi o makamlarda da görürüz. İnşallah. Çünkü Pendik'imizin özlemi 10 yıllardır ne yazık ki Pendik'imiz sahipsiz kaldı diyebiliriz işin doğrusu. Cafer Hoca. Bir duygularınızı alabilir miyim? Hem bugün Seyit Seyfi Cem evindeyiz, kutsalımızdayız. Burada yine kitap fuarımız var, güzel can yazarlarımız var, kitaplarını imzalıyorlar. Siz de buraya teşrif ettiniz, hoş geldiniz. Ecettim yar ve yardımcın olsun diyelim. Bir duygularını alalım. Çok sağ olun. Seyit Seyfi Cem evi aslında benim evim. Ben burayı öyle görüyorum. Çünkü ben çok uzun yıllardan beri süreç olarak buraya gelirim. Ali dede, Muğta dede bizim büyüklerimizdir. Ben Alevi olmasam bile onlarla birlikte yol yürüdüm. Bugüne kadar her zaman birlikte olduk. Her zaman bana kapılar açık oldu. O yüzden ben her zaman onlara minnettarım. Dostluğumuz, abi kardeşliğimiz her zaman çok büyüktü. O yüzden ben Seyit Seyfi Cem evini kendi evim olarak görürüm. Ve o rahatlık içerisinde gelirim. Ve buranın terbiyesine de uygun davranmaya özen gösteririm her zaman. Bugün de burada değerli hocalarımızın ve dedemizin de yanlış olduğu imzalı kitabı almaktan da ayrı bir onur duydum. Benim için buraya gelmek her zaman büyük mutluluk. Sonuçta da mutlaka kazanacağım bir süreç olduğunu biliyorum. Musa dedemin de duasını aldım. Bana o yeter zaten. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben de CHP Pendik üyesiyim. Aynı zamanda sosyal sayfa paylaşım görevlisiyim diyelim. Umarım sizlerin, bizlerin ve bu toplumumuzun tüm emekleri yettiğimiz ve hak katında kabul görür ve bizim de layık olduğumuz alanlarda Pendik'in geneline, ülkemize, İstanbul'umuza güzel hizmetler sunarız diyoruz. Eyvallah. Tabii ki biz sizi İstanbul Büyük Belediye CHP Meclis Üyesi ve hatta başkanlığını yaptığınız gerçekten de
O kürsüde de güzel düşüncelerinizi dile getirdiniz, büyük bir mücadele verdiniz. Sizi bir Pendik halkı olarak tanıyalım, bir biyografini alalım. Tabii ki de. Bana tabii nerede diye sorarsanız ben Pendikliyim. Doğma büyüme Pendikliyim, benim babam da buralı. Bütün eğitim hayatımı da burada sürdürdüm. 30 seneden beri Pendik'te Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapıyorum. Gençlik kollarından başladım. Partinin her kademesinde görev yaptım. 2009'dan beri meclisteyim. 6 yıl grup sözcülüğü yaptım. Büyükşehir Belediyesi'nde, şimdi de Büyükşehir Belediyesi'nin grup başkan vekiliyim. Ve partimiz de bu dönemde beni Pendik'te belediye başkanlığına aday olarak gösterdi. Bundan da ayrı bir gurur duyuyorum. Size çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun, bir Pendikli olarak. Çoğu sizi Pendikli olarak bilmiyor. Evet. Bu da iyi oldu bu açıklamanızla. Yüzünüz hep böyle gülsün, yolunuz açık olsun, yetim yar ve yardımcın olsun. Abi. Sevgili genç yazar kardeşim, ben de bir edebiyat öğretmeni olarak, sen de, siz de mi edebiyat öğretmeni? Ne güzel, ne güzel. Şimdi bizim Tunceli Pertek ilçesi var. Pertekli'ye sormuşlar, demişler kardeş nerelisin? Demiş kardeş biz Pertekli'yiz ama Tunceli sahilik. Çünkü kan çeki. Şimdi biz de meslek çeki diyelim. Bir duygularını alalım. Sen de hoş geldin, tanıtın. Teşekkür ederim. Bak başkanımın da yanındasın. Eyvallah. Ayağın uğurlu gelir. Kesinlikle inanıyorum. Başkanıma başarılar diler. Bir duygularını alalım. Hem başkanımın yanındasın. Şiir var mı? Hem başkanımla ilgili, hem bu kutsalımız, hem kitap fuarımızla ilgili. Başkanımızla ilgili zaten düşüncelerimiz belli. İkimiz de partinin neferiyiz. Neferiyiz, evet. Tabanından geleniyiz. Dolayısıyla sırtımı dönme ya da dönme gibi bir şansımız olmaz. O da bizim abimiz, kardeşimiz. Dediğim gibi elimizden gelen tüm mücadeleyi sarf ederek kazanması adına ne yapılması gerekiyorsa her bir gün yapacağız. Kitap fuarınız için Halep'imizi de tebrik eder, başarılar dilerim. Güzel bir panel, güzel bir etkinlik oldu. Onda da kendilerini ve Cem Evi yönetimini tebrik ederim. Teşekkür ettik. Kendilerine saygılarımı sunuyorum. Buradaki kıymetli huzurum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Bugünkü organizasyona Tarık Başkan'ın gelmesi de bizi şereflendirdi. Ayrıca ona da çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tarık Başkan'ı yalnız bırakmıyoruz değil kesinlikle mi? Kesinlikle bırakmıyoruz. Aynen. Olacağız. Aynen. Hep birlikteyiz. Çok yakın duruyoruz. Belli oluyor zaten. Şimdiden evet. İbrahim şimdiden. Bey burada muhtarımız, adayımız. Evet. Önce Başbudak Derneği Başkanı sevgili canım. Eyvallah. Sen hoş geldin diyelim. Hoş bulduk. Ben de Erzincan Tercan Başbudak Köyü Dernek Başkanlığı yapıyordum. Kendimde Fatih Mahalle ortağı adaylığım var. Bugün de sevgili dedemizin kitap imza günü vardı. Ona bir kitabı ben görebilir miyiz? Şöyle bir kapak resmini görsek. Şöyle. Teşekkür ettim. Çok sağ ol. Ali dedemin ellerinden öpüyorum. Burası zaten bizim kendi evimiz. Mutluyuz burada olmaktan. Ayrıca başkanımız da evet, Tarık Balyalı başkanımız da bizim aramızda. Kendisine de başarılar diliyorum ve kazanacağımıza inanıyoruz. Onun mücadelesini vereceğiz tabii ki hep birlikte. Teşekkür ettim. Ben de Erzincan Tercan Elaldı Köyü Derneği olarak katılıma cememize gelerek dedemizin imza gününü destek verdik. Dernek üyelerimizle birlikte geldik. Aynı zamanda cememizde yeni Pendik Belediye Başkanımızın Sinan Başkan aramızda olması evet, bize onur ve şeref verdi. Kendisine başarılar diliyoruz. Desteğimiz her zaman yanındadır. Ben kendim de meclis üyesi aday olarak müracaat ettim. Umarım listeye girip iyi bir hizmet vermeye, benlik için var olmaya çalışacağız. Senin de yolun açık olsun, başarı yoldaşın olsun. İşte diyor, bütün dinlerin temeli bu dört kelime. Elini yalandan, dilini yalandan koru, belini zinadan koru, senin nefsine zor geleni kimse yapmaz. 124 bin peygamberin dini tut, Hazreti Muhammed'in dini bu dört temelin üzerinde. Elini haramdan kesmişse, dilini yalandan korumuşsa, belini zinadan korumuşsa, kendi nefsine zor geleni kimseye yapmamışsa bu adam dünyanın hem ilk inancı en iyi kulu. Evet.
Ama bu Hristiyan da olabilir, Yahudi de olur, Zerdüşt de olabilir, başka bir dinde de olur, Müslüman da olur. Kim olursa olsun iyidir. Onun için ben diyorum ki, ibadetler elbiseye benziyor. Kitabımda da vardır, herhalde yazmışlar. Eğer şey etmemişler. Bir insanın bedeni hasta ise ne içim elbise giyse de beden sağlık vermez elbise. Değil mi? İçi temiz olmalı. İçinin temiz olması için, ha, bedenin sağlıklı olması için ilaç lazım. Evet. Bizim de ruhumuzun, insanlığımızın dürüst olması için doğru durmamız lazım. Doğruluk ilacı. Değil mi? Yolumuzun düsturu doğruluk zaten. Ha. Ama elbiseye gelince kimisi kırmızı, kimisi al, kimisi beyaz giyer. Onlar beden ölçüsüdür. İbadetler de öyle. Mesela Cem evindeki ibadetimiz de bir ölçüdür. Kalben giren var, şeklen giren var. Şeklen giren elbisedir. Beden hasta ise bu elbise bedeni sağlığa kavuşturmaz. Değil mi? Ha, bedenin hastalığını ne? Sağaltır, ilaç. Bizim ruhumuzun, kuyumuzun temiz olması ne lazım? Zor olur. Amanete ihanet etmez. Dünyada en büyük günah amanete ihanet etmek. Mesela bu cemaat bir dereye amanet edilmiş. Bu beden gelen bu cemaatine ihanet etmek. Canı gönlünde çalışan. Ya hoş geldin diyelim, Usta dedemin yandasın. Şeyh Seyfi Cem evinde canlarımızda cemal cemalesin. Bir duygularını alayım. Şeref dedem kimdir? Şeref dede Tokatlarımız Çiftlik köyünde. Seyit Mahmut Hayrani Eraslan hocamız olarak üyeliyim. Aynı zamanda da köyümüzün dedesiyiz. Ve burada zaman zaman gelip burada cem yapıyoruz. Musa dedemin demeyeyim de mekanın buradaki bütün herkesin cemevi burası. Bundan yıllar önce İstanbul'a cemevi kültürünü getiren Musa dedemizdir. Bu cemevi kültürünün gerçekten çok büyük emekleri vardır Musa dedemizin. Allah ona uzun ömürler versin. Ve yaptığı hayırlarla da kendine önemli olan. Şimdi 48 Perşembe Alevilerin ibadet anıdır. Değil mi? Ben diyorum ki bu hem sosyaldır, hem de dinendir, inançtır. Sosyal nedir? Birbirimizi görüp tanışıyoruz. Dini de orada öğüt alıyorsun, nasihat alıyorsun, bir şeyler söylüyorsun. Vallahi bir gün buranın karakolu beni şey çağırdı. O zaman karakol şeydeydi, burada yok. Dedi ki, dede sana teşekkür ederim. Ben de dedim, ben ne kötü iş yaptım ki bana. Dedi haşa. Allah'ım Musa, merhabalar. Eyvallah. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun. Sağ olun, hale keyfi inşallah. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Dedi ki, yok, senin mahallende olaylar azalmış. Demek ki seni dinleyen var. Hakikaten genç, çoluk, çocuk o ceme gelirse, o nasihatı dinlerse, dinleyen de var. Öyle değil mi? Teşekkür ettim dede. Sağ ol. Ellerinden öperim. Sağlıkla ol. Dede bu da benim. Teşekkür ediyorum. Dedim dürtün saygılar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Baba şunu şey yapar mısın?
Hayırlı olsun. Yanına otur. Yanına otur, elini öp. Sevgili kızım, günün aydın olsun. Bir genç kızımız olarak bu şey Seyfi Cem Evi'ndesin, kitap fuarındasın. Saygıdeğer dedemiz Musa Küçüğü'nün de ikinci kitabını aldın, imzalatıyorsun. Bir duygularını alalım. Tabii ki. Yani umarım onun için hayırlı olur. Zaten kitaplarınızı da okuyorduk. Biliyoruz Musa dedemizi de. Teşekkür ederim. Sena. Sena? Senem Bal. Senem Bal. Evet Senem. Biz de bir genç kızımız, evladımız olarak sana teşekkür ediyoruz. Ne mutlu sana. Böyle kültürümüze, inancımıza hizmet ediyorsun. Bir edebiyat öğretmenine ayrıyeten sizleri kutluyoruz tabii ki. Sağ olun, var olun. Ne güzel böyle duyarlı gençlerimiz olduktan sonra. Öyle mi? Yarınlara umutla bakıyoruz değil mi? İnşallah. Madem kızınız, bir duygularını alalım. Vallahi duygularımız oldu. Tabii ki kültürümüz, geleneklerimiz. Güzel şeyler bunlar. Takip etmek gerekiyor. Yaşamak gerekiyor. Gençlere de bunları empoze etmek gerekiyor. Onlar da kültürümüzü, her şeyimizi alması gerekiyor yani. Eksiğimiz ne biliyor musun? Ben hem bir Ocak evladı olarak hem de bir eğitimci edebiyat öğretmeni olarak biz kuşak olarak duyarlıyız ama evlatlarımızı bu türlü mekanlara bir türlü getiremiyoruz. Ne mutlu sana, getirebiliyorsun işte. Önemli olan bu bilinci de verebilmek. Tabii ki işte önemli olan işte daha ileriye, daha güzel günlere, daha şeylere ulaşmak için bunları yapmak gerekiyor. Daha da ileriye, daha da büyük şeylere imza atmak gerekiyor. Gittikçe kültürümüz kaybolmaya başlıyor. Bunu yeni daha yaygınlaştırıp daha alt tabakaya, bizden sonraki kuşaklara devretmektir. Teşekkür ettik, sağ olun. Ne mutlu sana böyle bir baba. Allah'ım güne şükür. Ne mutlu bize. Aramızda bir Ruhlu Çınar var. Değil mi? İlmiyle, irfandan yararlanmamız lazım. Allah eksikleri vermesin, Allah sağlık yaşamasın. Hüseyin dedem hoş geldin. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Bugün Seyit Seyfi Cem evindeyiz. Evet, eyvallah. Hem kitap fuarımız var, hem bir lokmamız, birlik bir lokmamız var. Alev vaktine getirdiler gençler. Geçen hafta bizde abla Musa birlik cemi vardı. Davet ettik, oraya geldiler. Davetini getirdik. Bizimkiler bugün saat 2'de aralarına buraya gelecekler. Önemli olan kurumların burada birlikte hareket etmesi, kaynaşması, bir araya gelmesi. Temelimiz o zaman kurumlar arasında bir ayrımcılık olmasın. Birlik, beraberlik olsun. Birlikte hizmet ediyoruz. İnsana hizmet, halka hizmet diyoruz. İnşallah hep böyle devam ediyor. İnsanlarımız huzur ve barışa yaşaması temel ediyor bu gece hükümetleri. Gerçi sizi Ali Aba Cem Evi'nin dışında da her Cem Evi'nin etkiliğinde görüyoruz. Canlarımızdan cemal cemal etsin. Eyvallah. Sizi de takip ediyorum zaten. Sağ olun diyorum. Evet, evet. Kendi hizmetini kabul etsin. Bak Musa dedenlerle yan yanasın. Evet. Allah razı olsun. Hak birlikteliğiniz daim kılsın. Ben 2000 yılında onun yanına geldim. Allah razı olsun. Ondan çok şey öğrendim. Elbette ki onlar ilmi irfanla doludur. Onları kaybetmeden onlardan bir şeyler almak. Allah sağlıklı yaşam nasip etsin dedelim. Dedem gibi diyecek Ulu Çınar'da var. Mevzu bahis değildir. Bir iyi var, bir kötü var. Evet. Evet. İyi adam hangi dili konuşsa da iyidir. Hangi dinde olsa da iyidir. Kötü adam hangi dili konuşsa da kötüdür. Hangi dinde olsa da kötüdür. Yani burada bu vardır. Tabii uzundur. Onun için
benim çocukluğumdan aldığım eğitim bu idi. Yani dil, din, ırk mevzu bahis değil. İyi var, kötü var. Kim iyiyse iyidir. Hangi dili konuşursa olsun iyidir. Hangi dinde olursa olsa iyidir. Kim kötüyse, hangi dilde konuşsa da kötüdür, hangi dinde olsa da kötüdür. Evet, felsefemizde, inancımızda ne diyoruz? Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Zaten kim olursan ol yine de gel. İmamlarımız da yolumuz, erkanımızı bize çizmiştir. Bize sadece o yolda yürümek kalıyor. O yoldan dışarı çıkmak değil. İnşallah işte böyle ilim irfan sahibi dedelerimiz de bu yolu erkanı bize öğrettiler. Biz de bizden sonraki kuşağa devretmeye, inşallah Allah nasip ederse devredeceğiz. Böylelikle güzel bir, insan var, toplumu, güzel toplum yaratmak. Ali Dede imza. Zaten Anadolu Alevisi çok lazım, güzel bir felsefeye sahip. Ali Dede'nin kitabı da Ali Dede'ye götürdüler. Bize teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiğin şeyin dedem, ayağına sağlık, sağ olasın, var olasın. Ali Abadiyen evindeki canlarımıza sevgimizi, saygımızı söylersin. Aynı zamanda da Cem evleri yapıldı. Ondan sonra ilk Cem evini yaptırdı. Musa dedem önceden evin altında yapıyordu Cem'ini. Sonra da Cem evi yapıldı. İşte bütün toplumun birlikteliğiyle birlikte. Ve İstanbul'da bu Cem evi kültürü komple dağıldı. Fakat şöyle bir sıkıntılarımız var. Sıkıntılarımız şu. Bazı Cem evlerinde artık her kesimden insan doluyor. Tabii ki dolsun Cem'lerimiz yapılsın. Ama kimse kimseyi tanımıyor. Kimse kimsenin dargın mıdır, küskün müdür, yolsuz mudur, hırsız mıdır, arsız mıdır, zinacı mıdır, ne olduğunu kimse bilmiyor. Maalesef bazı Cem evlerinde aynı cami kültürü gibi olsun. Gir içeri, Cem'i gör, set tiyatro gibi seyret git. Görgülerimizi artık yapamıyoruz. Çoğu yerde, bölgelerde görgü yapamıyoruz. Görgü nedir? Görgü, insanların birbirine kaynaşması ve razılık alması. Ve ölmeden ölmenin meydanıdır orası. Ve bu cemevlerinde bu kültürleri devam ettirmemiz lazım. Musa dedemiz bu konuda gerçekten bize çok aydınlık verdi ve bize onun ilminden, biliminden çok yararlandık. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Gerçekten çok büyük bir insan, değerli bir insan. Ben öyle görüyorum. Teşekkür ettik. Ondan sonra bu cemevlerini de buraya kazandırdığı için yine tekrar teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi Cem evlerini doldururken gerçekten birbirimizi tanımamız gerekir. Cem evleri nedir? Kaynaşmanın yeridir. O meydanda pişmenin yeridir. Makamın yeridir. Bir şey yazmak istiyorsan yazın. Kırkların meydanında oturup orada muhabbet etmenin yeridir. Onun için de ve bu önderliğini yapan Musa dedemize yine tekrar çok teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Geçen herkese teşekkür ederim. Geldiğiniz için. Ve bugün buradaki fuardaki emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ali dediğime de, Ali Küçük dediğe de çok teşekkür ederim. Tarık dediğe de çok teşekkür ederim. Tekrar size de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bu yayınların devamını diliyoruz. Cem evlerimiz, Cem evlerimiz. 48 Perşembe. Öğüt nesiyat cemidir. Görgü evet. Soru değil. Evet. Geride kalıyor 4 hafta. Bir hafta Abdal Musa cemidir. Tanıyıp bilişip birbirini görmek cemidir. Bu aya mahsus mu diyorsun dedem? Bir sene. Bir sene. Bir sene. 52 hafta ya. 48 hafta öğüt nesiyat dinledik. Eyvallah. Bundan sonra Abdal Musa Cemi'ni yapıyoruz ki tanışalım birbirini. Hızır Cemi de öyle. Hüseyin Karabey. Bundan sonra Musa'yı tutma erkanında iş başlıyor. Eyvallah. Yara kaldırıyor. Her şey soruluyor. Görgü Cemi dediğimiz. Eyvallah. Musa'yı erkanı da bitti mi 52. hafta Görgü Cemi. Görgü Cemi'nde herkes bu secdenin üzerine gelince dede kıldan tut ince her şeyi soruyor. Ve o talibe diyor ki en son sen buraya geldin eğer bu buradaki cemiyet senden razı ama yolda, yolculukta başka yerlerde bir yerde alıp vereceğim varsa bura dile getir. Eyvallah. Getirmezsen burada emeğin boşa gidiyor. Dile gel bile gel diyor. Onun için
Şimdi birçok dedelerimiz bu 48 Perşembe'yi şey zannediyor. Evet, Ramazan'ı zannediyor. Evet. Değildir. Evet. Sadece sen orada öğüt nasihatini söylersin, onlara her şeyi anlatırsın. Razilik, rızalık nedir? Her şeyi anlatırsın yani. Eğer bir suçun varsa, günahın varsa, tövbe et, efendim, Rabbine sığın, de ki borcun varsa, ya Rabbi, yani bana bir güç ver, ben borçluyum, öbür dünyaya gitmeyeyim. Yani nasihat. Yani, dualar, nasihatlar. O 48 Perşembe, aynı nasıl ki bir talebe okuyor, okuyor, en son imtihandan geçiyor. En son Gürgü Cem'inde imtihandır, orada geçti mi? Adamın birisi vefat etmiş. Soru sual melekesi gelmiş. Ey Rabbin kim, Rabbin kim? Siz kimsiniz demiş. Yenirike, Rabbike. Siz kimsiniz demiş. Ya bir soru sual melekesi. Ben gitsene ya, ben soru sual mi verdim? Melekler şaşırıyor. Geri Rab'e dönüyor. Ya Rab ya, senin bir kulun bizi azarladı. Hiç bizi dinlemedi, hiç bizden korkmadı. Bizim ateşimiz hiç ona şey etmedi, tesir etmedi. Dedi ki o pirinin huzurunda Gürgü Cem'inde geçmiş, soru sualını vermiş tabii. Tabii ki soracak. Sana ihtiyaç kalmamış ki. Dualarımızda da diyoruz ya, hesabını veren kullardan ol diyor. Yani bir kul kuldan razı olursa Allah da kulundan razı olur zaten. Öbür tarafa gittiğinde zaten neyle gelirsen gel, kul hakkıyla gelme diyor. Birbirimizden razı olmazsak Allah da bizden razı olmaz. Onun için kırklar meydanı dediğimiz o görgü meydanında biz görgümüzü, sorgumuzu yapıyoruz birbirlerimizden. Bizi bize... Tamam mı? İşte teşekkür ederim. Veremiyor. İşi verdim dedim, burada çalışsın, kira parasını çıkarsın. Neyse öyle... Bir üzerimizdeki hakka teslim ederekten zaten o görgü cemleri var. İnşallah o görgü cemlerine geri dönmemiz gerekiyor diyorum. Sağ evet, olun. Evet, bugün zaten bir de görgü cemimiz var, birlik cemimiz var. Evet, evet. Lokmamız var. Eyvallah. Biz yetim katında burada yapılan hizmetler hak katında, yetimiz katında kabul görsün diyoruz. Sağ olun, var olun. Siz de sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun dedelerim. Eyvallah. Baba, kızımız yazsın, sen sadece imzala, tamam mı? Öyle mi? He. Kimler hoşçakalın? Yazık canımıza sevgilerim. Tamam. O öyle yaz, bir de tane yapmaya düşünün ya. Tamam mı? Hadi dedim, gidesim alayım size. Tamam, tamam. Hadi bakalım. Şey, hocam, İzzet hocam, bekle. Müsaade edem, her ama. Vermeyen dostuz onun için var. Sevgili canım, meslektaşım, İzzet abim, İzzet Diktaş, sen hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Çay yaptık mı hocam? Bir eğitimci olarak bugün... Çay varsa çay içeyim. Burada kitap fuarındasın, kutsal mekanımızdasın, Seyit Seyfi Cem evindesin. Sizler de uzun süre Pendik Pir Sultan Abdal Kültür ve Cem Evi'nde başkanlık yaptınız. Ceddim hizmetinizi kabul etsin diyelim. Allah Allah. Bir duygularını alalım. Canber Hasan Mehtaş canımızın da kitabı var. Allah Allah sağ genç olun. Genç bir kardeşimiz çok şimdi güzel. Şimdi değerli hocam, İmam Mehdi öncelikle bu kültür hizmetini hazırlayan Ali Küçük dedemize bu hizmetinden dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca dedemiz Musa Küçük'ün son kitabını almaya geldi. Ve gelirken de burada başka bir Tarık Bey'in de Dört Kapı Tek Makam yayın evinin değerli dedesi Tarık Çiven Bey'in de burada kitaplarını aldık. Tabii kültüre yapılan her hizmet yolumuza, erkanımıza yapılan hizmettir. Bu hizmetten dolayı ben çok mutlu oldum. Ben de görev yaparken Pir Sultan'da
en çok hoşuma giden ya da en çok bana neyi yaptınız dedikleri zaman, kültüre hizmet yaptığım zaman çok mutlu olurdum. Ben kültüre yaptığım hizmetlerden, açtığım kurslardan, açtığım kültürel etkinliklerden dolayı çok mutlu olurdum. Tabii hep birlikteydik, beraberdik. Siz de beraberdik. Bugün burada kültüre yapılan bu hizmet çok büyük ve anlamlı bir hizmet. Ben teşekkür ederim sizlere de, emeği geçen herkese de. Başta Musa dedemize, Musa dedemin ikinci kitabı bugün. Gerçekten bu yaşta bu hizmeti yapması çok önemli ve değerlidir. Zaten dedelerimizi kutsal kılan, yolumuzu kutsal kılan başlıca nedenlerden biri de budur. Kültürü onlar yaşatıyor. Maalesef Alevi kültürünü şu anda yaşayan dedelerimiz, emek veren hocalarımız ve bu yola baş koyan insanlarımız yaşatıyor. Bunun için de çok mutlu oldum bugün. Buraya iyi ki gelmişim. Birkaç kitap aldık, imzalattık. Evimize dönüyoruz. Bunları okuyacağız. Okudukça da neslimize anlatacağız. Ne mutlu bu kültür hizmetini verenlere, ne mutlu kültürümüzü yaşatanlara değerli hocam. Size de ayrıca teşekkür ederim. Siz de bu kültür hizmetlerinde sürekli bulunuyorsunuz. Hak kabul etsin hizmetinizi. Hak kabul etsin buradaki canlarımızın yaptığı hizmeti. Biz de hoş geldin diyelim bu duyarlı içinde bizimle, burada canlarımızla, yazarlarımızla, düşünür insanlarımızla, kamil varlıklarımızla. Cemal Cemal'e geldiniz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Anacığım bir duygularını alalım, hem tanıyalım sizi. Ben Keşinaz Hoca, Keşinaz İpek, Güzel Hoca'nın eşeği. Aleviliğin insanların öz kaynaklarından biri olduğunu biliyoruz. Alevilik deyince insanı tanıyoruz. Buradaki canlarımızda, ozanlarımızda, şairlerimizde, sevgililerimizde bu hizmete yol vermiş insanlar. Allah onlardan bin kat razı olsun ki 1400 yıllık kültürümüzü bugüne kadar getirmişler. İnşallah daha nice nice senelere de götüreceğiz. İnsanlık için bu çok önemli. Kültürümüzün yaşatması için, yaşanması için çok önemli. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Özellikle ben de bir eğitimci, edebiyat öğretmeni olarak bugün kitap fuarındayız. Evet. Ne mutlu günümüzü bugüne bağlayan ve düşüncelerini kitap haline getiren ve dolayısıyla toplumumuzu aydınlatmaya çalışan bu ekim insanların da sizin nezdinde onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.